Türkiye'de hak aramak artık yasak. Özgürlükleri için milyonlarca insan sokaklara çıktı. İki aya aşkındır insanlar özgürlük istiyor. İnsanlar daha güzel bir doğada yaşamak istiyor. İnsanlar güzel bir gelecek için yaşamak istiyor. İnsanlar sömürüsüz, baskısız bir Türkiye istiyor. Ama başka yer için hak arayan devlet, kendi ülkesinde hak arayanlara jopla, gazla, tazikli suyla saldırıyor. Onları katlediyor. Onları gözaltına alıp tutukluyor. Onları suçsuz bir şekilde aylarca zindanlarda tutuyor. Tutuklanan arkadaşlarımızın niçin tutuklandığı hala bilinmemekte. Mahkemeye çıktıklarında neyle suçlandıklarını bilmedikleri halde serbest bırakılmaktadır. Cuma günü yapılan mahkemede 8 arkadaşımız özgürlüğüne kavuştu. Ama Türkiye'de hala cadı avı devam ediyor. 2 gün önce Adana'da 11 insanımız, 11 direnişçi tutuklandı. 3 gün önce Antakya'da 13 direnişçi tutuklandı. Ve onlarca insan Gezi direnişine katıldığı için aranır durumdalar. Ve hangi gün, nerede, nasıl bir baskınla gözaltına alınacağımızı bilmiyoruz. Bunu kamuoyuyla paylaşmak, kamuoyunun bu direnişe sahip çıkması için buradayız. Milyonlarca insan sokağa çıktı. Milyonlarca insan aynı suçu işledi. Ama bunlar milyonlarca insanın işlediği suçu sadece onlarca, yüzlerce insana mal etmek istiyor. Sadece yüzlerce direnişçiye mal etmek istiyor. Onları suçlu gösterip toplumun nezdinde onları dışlamak istiyorlar. Hepimiz aynı suçu işledik. Hepimiz Kızılay Meydanı'na çıktık. Hepimiz TOMA'ya karşı direndik. Hepimiz gaz yedik. Ben de bu gazlardan iki tane yedim. Koluma iki tane gaz işareti geldi. Gaz fişeği geldi ve ölümle yüz yüze geldim. Bugün burada bulunan tüm insanlar bu direnişe katıldılar. Biz de suçluyuz. Biz de suçlunun yanındayız. Bizi de gözaltına alın. Bizi de mahkemeye çıkarın. Bizi de tutuklayın diyoruz. İnsanlar! İnsanlar! Tutuklara ötürür! Zindanlar! Yıkılsın! Tuzaklara ötürür! Zindanlar! Yıkılsın! Suriye'de süren iç savaşa Türkiye müdahale ediyor. Türkiye Başbakanı diyor ki Esad rejimi gitmeli. Niye? Çünkü ona karşı çapulcular, yani onun deyimiyle çapulcular, yani Suriye Özgür Ordusu denilen çeteler Türkiye'de eğitilip Suriye'ye gönderiliyor. Suriye rejimine karşı savaştırılıyor. O da yetmiyor. Suriye'de kendi özgürlüklerini savunan, kendi özgür haklarını kazanan Kürtlere müdahale ediliyor. Kürtlerin üstüne saldırılıyor. Bir haftadır Kürt bölgesine çeteler gönderilerek Kürt halkı katlediliyor. Kürt halkına yönelik saldırılara geçen çeteler Türkiye'ye gelip tedavi oluyorlar. Türkiye'de eğitim alıp Suriye'ye gidip savaşıyorlar. Suriye'deki çetelerin Esad rejimine karşı mücadelesi haktır ama Türkiye'de milyonlarca insan, 10 kişi değil, 100 kişi değil, 1000 kişi değil, milyonlarca insan sokağa çıktı ve bu milyonlarca insana başbakan çapulcu dedi, bir avuç kendini bilmez dedi, bir avuç kemirgen dedi ama Suriye'ye gidip çete olarak oradaki rejime karşı mücadele edenler haklı görünüyor. Bu da başbakanın ne kadar çelişkili bir yaşam içerisinde olduğu, ne kadar çelişkili bir düşünceyi savunduğunun